Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere böyle güzel bir modelim var. Umarım beğenirsiniz. Yine bir istek üzerine yapıyorum. Bu sefer böyle biraz dantel iplerinden vazgeçiyorum artık, onu hemen belirteyim. Öreceğim tabii ki, yine çok istek var. Ama biraz da böyle kalın iplere, koton iplere yer vereceğim kanalda. Bu bir runner modeli, sek partisi olabilir, runner olabilir. Farklı şeyler de yapabilirsiniz şu örneklerle. Farklı şeyler de tasarlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi bunu önce orta kısmı yaparak başlıyoruz. Sonra da bu kenarları yapıyoruz. Ben size buradan takip ederek anlatmaya çalışacağım. Modelin şablonunu, grafiğini videonun altında açıklamalar bölümünde modelle ilgili bilgileri veriyorum arkadaşlar. Linkini de bırakacağım oraya. Oradan linki de alabilirsiniz isterseniz. Grafiği de alabilirsiniz resim olarak. Şimdi başlayalım. Şöyle bu arada 2,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekelim. İlk zincire giriyorum. Birleştirdim ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Buradan 1, 2 zincir atlayarak 3. zincire, şöyle şu ilmeği de alalım, batarak 3 tane tramzan yapıyoruz. 1, aynı yere batıyorum. 2'li tramzan yapıyorum. Evet. Şimdi 3 tramzanı yaptıktan sonra tekrar 2 zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Bu alttaki bu yuvarlak oluşturduğumuz zincir var. Şu ipi kafamızı karıştırmasın. Yine 1, 2 diyoruz. İkinci zincire giriyoruz. Şunu gizlemek için alıyorum buraya. 1 tane tırabzan. Bu tırabzanı üçlü yapalım. Bu kenardaki tırabzanlarımızı üçlü yapalım. Yani önce 1, sonra 2, sonra 2 ilmek çekerek yapalım. Şöyle düşünün. Evet. Şunu yaptık. Şimdi buradan 5 tane zincir çekerek geri dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Evet, 5 zincir çektim. 3 tane tırabzan yapmıştık. Birinci yuvanın içine giriyoruz. Buraya 2 tane tırabzan yapıyoruz. Önce. Sonra tığımızı bir kez dolayıp ortadaki tırabzanın üzerine, yani ortadaki yuvaya da bir tane tırabzan yapıyoruz. 3 oldu. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvaya bir kez daha batıyoruz. Bir tırabzan daha yapıyoruz. Bakın, aynı yere battım. Tekrar tığımı doladım. Sondaki tırabzanın üzerine 2 tane daha tırabzan yapıyorum. Şöyle 6 tane tırabzan yapmış olduk. Arada bir zincirimiz var. 2 tane zincir çekiyoruz. Kenara geliyoruz. 1, 2, ikinci zincirin içine batarak 1 tane üçlü tırabzan yapıyoruz. Bu kenardakileri üçlü yapmamın sebebi, ikili yaptığımda gerdirebilir. Şuralarda gerdirme olmasın diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 3 tırabzanın üzerine 3 tane tırabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, şimdi kaç tane? 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir. Diğer tırabzanların üzerine atlıyoruz. 1, 2 ve 3. 2 zincir. Kenardaki ikinci zincire batarak 1 tane üçlü tırabzan. Evet, burayı da tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tırabzanın üzerine 3 tane tırabzan yapıyoruz. İkili tırabzan bunlar. Sadece kenarda üçlü tırabzan yapıyorum. Evet, ikili tırabzan. Şimdi ne yapıyoruz? Yine 2 zincir çekiyoruz. Bu ortada oluşturduğumuz boşluğa bir tane tırabzan yapıyoruz.
Bir tane 2 litre Trabzan. Tekrar 2 zincir. Ve 3 Trabzan üzerine tekrar 3 tane Trabzan. Evet, 2 zincir. 1 2 ikinci zincire batarak 1 Trabzan. Evet, bu şekilde şu anda. Ve tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geliyorum. Bu kenardaki 3 tane trabzanımız hep aynı şekilde gidecek arkadaşlar. Buraya yine 3 tane trabzan yaptık. Şimdi kontrol edelim. Buraya 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tek yaptığımız bu trabzanın üzerine batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar 2 zincir. 3 tane trabzan. 2 ve 3. 2 zincir. İkinci zincire geldim. Buraya bir tane 3 trabzan. Evet. Şimdi tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir dönüyorum. Pardon. Bu arada sesim biraz bozuk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir türlü iyileşemeyen bir grip var şu an memlekette. Düzeldim ama sesimde hala sorun var. Şimdi 3 tane tekrar trabzanımızı yaptık. Neredeyiz bu arada? Evet. Şu altta yaptığımızın aynısını tekrar edeceğiz şimdi. Yani şurada yaptığımızın aynısını tekrar edeceğiz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez tığımızı doladık. Birinci trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz. Ve ortadaki yuvanın içine 1 tane trabzan yapıyoruz. 3 oldu. 1 zincir tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. 1. Şimdi sondaki yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Yine 3 tane, 3 burada, 3 burada, 6 trabzan yapmış olduk. Arada bir tane zincirimiz var. 2 zincir. Kenarda 3 tane trabzan. Tekrar 2 zincir ve ikinci zincire batarak bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4. 5 zincirle tekrar dönelim. Ve hemen 3 tane trabzanımızı yapalım. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. Buradaki 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet. Şuranın aynısını yaparak ortada ne diyeyim, yavru doğurur gibi düşünün. Aynısını, küçüğünü yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekmiştik burada. Burada da 3 tane zincir çekiyoruz. Diğer 3 tane trabzanın üzerine geçerek 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, şöyle. Şimdi 2 tane zincir çekelim. Kenardaki 3 trabzanı tamamlıyorum. 1 2 3. 2 tane zincir çekiyorum ve ikinci zincire batarak 1 trabzan. 1 2 3 4 5 tane zincire tekrar geri döneceğiz şimdi. Üç tane yine kenar trabzanını yapalım. Evet. Yine iki zincir.
Bakın buradaki üçlümüz de aynı buradaki gibi gelecek şimdi. Tekrar buraya 3 trabzan yapıyoruz. Evet. Bakalım. Evet, yine burada bir yavru daha oluşuyor. Bakın şöyle. Ben burada gösteriyorum kendi kendime ama kameranın altında değilmişim. Şöyle buraya oluşturacağız şimdi. Boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir. Bakın evet 2 zincir çekiyorum. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Şimdi devam ediyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 2 tane zincir. Tekrar 1 2 ve 3. 2 zincir. Hızlı geçiyorum buraları artık. Hep aynı diye. Şöyle tamamladık. Tekrar 5 tane zincir çekelim. Dönelim. Kenardaki 3 trabzanımızı yapalım. Ve arada yine 2 zincir. Şu ipimizi buradan atalım. Evet. Sürekli takılıyor elime. Uzaktan gelsin. Evet. 2 tane zincirimizi çektik. Şimdi geliyoruz yine buraya. 3 tane trabzan. 2 ve 3. Evet, şimdi bakın şuradaki bir trabzanın üzerine aynı buradaki gibi tekrar aynı şekilde öreceğiz. 2 zincir çekiyoruz. Değil mi? Evet. Oraya bakayım hemen. Zincirler çok belirgin değil çünkü. 2 zincir çekiyoruz. Bu tek trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 1 yavru daha doğurduk aradan. 2 zincir. Evet, bunun modelin adı böyle doğuran model mi olsa acaba? Değil mi? Buradan başladık. Bunu doğurduk. Sonra bunu doğurduk diyebiliriz. 2 tane yine zincir ve kenarda 3 tane trabzan. Evet, kendiliğinden doğuran model olabilir. 2 tane zincir. Tekrar eğer fikriniz olursa bana isim bulun arkadaşlar. Videonun altına yorumlara yazın. Modellerin, pardon kameraya takıldım. Modellerin adı ne diye soran arkadaşlar da oluyor. Yani ben bir modele isim bulamıyorum. Yani isim veremiyorum. Modeli buluyorum. Beğeniyorum. Ya da gelen modeller oluyor. Örüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi buraya kadar tamamladık. Evet, şimdi 5 tane daha zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Yine üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Üçlü trabzan derken 3 tane trabzanımızı yapıyoruz diyecektim. Evet, yine 2 zincir. Bir kez doladık. Tekrar 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. 2 tane zincir. Şimdi burada evet bir tane daha doğruyoruz şimdi. Şurada yaptığımız işlemi, şu sırada yaptığımız işlemi aynısını yapıyoruz. Birinci trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz. Aynı yere batarak. Ortadaki trabzanın üzerine 1 tane yapıyoruz. 1 zincir çekiyoruz ve aynı yere batarak 1 tane daha trabzan. Sonra sondaki yuvaya 2 tane yapıyoruz. 1 2 Yine 6 tane yapmış olduk. Şimdi 2 zincir devam ediyoruz. Buraya 3 tane
Buralara hızlı geçiyorum. 2, 3. Aralarda hep 2 tane zincirimiz var. 2 zincir. 3 trabzan. İki zincir. Bir, iki, üç. Bir tane üçlü trabzan. Evet. Bu şekilde. Şimdi tekrar, pardon, 5 tane zincir. Döndüm. Aynen devam ediyorum. Bu üç tane trabzan yapıyorum. Bir, 2, artık niye sayıyorsam arkadaşlar ağız alışkanlığı oldu herhalde. Evet, 3 tane trabzanı yaptık. Tekrar 2 tane zincir ve tekrar 3 tane trabzan yapalım. Ne yapıyorum şimdi? Yine 2 zincir çekiyorum. Şimdi bakın şu ortadakine başladık. Şu sırayı tamamladık. Burada da bir üçerli trabzanımız oluşacak. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi kaç zincir var orada? 2 tane zincir var. 2 zincir çekiyoruz. Burada 1 çekmiştik. Şimdi 2 çektik. Tekrar ilk trabzanın üzerine batıyoruz. 3 tane daha yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. 1, 2 ve 3. Şöyle. Tekrar 2 zincir, 3 trabzan. Tekrar 2 zincir ve 3 tane, pardon 3 tane değil, 1 tane üçlü trabzan burada. Bakın. Beş tane zincirle dönüyorum yine. 3 tane kenardaki trabzanı yapıyoruz. 2 ve 3. 2 tane zincir. 1, 2 ve 3. Tekrar şimdi 2 tane zincir çekelim. Tekrar 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Evet, buradaki zincir sayımız şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Yani bundan sonrası, evet, bir sonraki sırada sadece aradaki zincirde farklılık var. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet, geldim sona. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Evet, dönelim. Burada bu aralarda videoyu atlayarak izlemezseniz sevinirim çünkü dur başlat yapıyorum. Buradan tekrar şuradaki üçerli trabzanın üzerine kadar aynı şekilde örelim şimdi. Evet. Burayı ördüm. Buraya kadar geldim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektik. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tek farklılık burada bu ortadaki zincirin farklı olması, az olması, çok olması. O yüzden burada duracağım. Tekrar buraya geçiyoruz. 2 zincir çekip üçerli trabzanları, 3 tane trabzanları diyeyim yanlış olmasın. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi tekrar gelelim buraya kadar. Evet, başa geldim. Şimdi 5 tane zincirimizi çektik. Tekrar dönüyoruz. Dönelim. Yine buraya kadar gelelim arkadaşlar. Aynı örüyoruz.
3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir. Şuraya kadar, daha doğrusu şuraya kadar gelelim. Evet, şimdi 2 tane üçlü ördüm, 2 zincir çektim. Tekrar buradakileri de örelim. 1, 2 ve 3. Evet, şimdi 1 tane zincir çekiyoruz ve diğer trabzanların üstüne geçiyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Aralarda 2 zincir çekip 3 tane trabzan yapıyor. Çok kolay bir model aslında arkadaşlar bu. Umarım beğenirsiniz. Güzel olur inşallah tabii. Evet, sona geldik. 2 tane zincir çektik. Hızlı geçiyorum buraları aynı şekilde ördüğüm için. 1, 2, 3, 4, 5 tane yine zincirimiz çekelim. Tekrar bir bakalım. Ve dönelim. Şimdi dönelim. Buraya kadar iki grubu tamamlayalım. Evet. İki taneyi tamamladım. Tekrar buraya geldim. Şimdi şurada bir zincir çektik. 6 tane trabzanımız var. Evet, bu orta yavru dediğimiz bölümü tamamlıyoruz. 2 2 toplayarak yapacağız. Şöyle yapıyoruz. 2 zincirimi çektim. 1 tane doladım. 1. trabzanın üzerine batıyorum. 2 ilmek alıyorum ve tığda bırakıyorum diğer 2 ilmeği. Tekrar doladık. Bir sonrakine giriyoruz. İkisini bir alıyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar doladık. Şimdi burada bir yuvamız daha var. Buraya giriyoruz. Tığımızı doladık. Ortadaki boşluğa herhangi bir şey yapmadan diğer trabzanın üzerine geçiyorum. Yine 2 ilmek alıyorum ve tığdaki 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar doladık ve sonda 2 tane yuvamız kaldı. Buraya da aynı şekilde 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Evet, 2 zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. Diğer kenarları aynı şekilde. 3 trabzan, 2 zincir. Tekrar 1, 2 ve 3. 2 tane zincir çektik. 3.'ye batıyoruz. 1, pardon, 2.'ye batıyoruz. Bir tane 3'lü trabzan yapıyoruz. Evet, bir daha bakalım şöyle. Buraya kapatıyoruz. Şimdi aynen şurada başladığı gibi kapanacak şimdi. 3 tane trabzan yapacağız. Sonra bir tane trabzan yapacağız. Galiba evet, bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 5 tane yine zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 döndük. 3 tane trabzanımızı tamamlayalım. İki tane zincir, tekrar 3 tane trabzan. İki tane zincir ve evet, şimdi buradaki trabzanları ikili ikili kapattığımız için burada 1, 2, 3 tane yuvamız oluştu. Buraya da yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte toplayarak yapıyoruz. 2 tane ilmeği alıyoruz. Tekrar doluyoruz tığımıza. Tekrar çıkarttık. Tekrar 2 ilmek aldık. 4 tane ilmeğimiz var şimdi bakın. Hepsini birlikte topladık. Ve 2 tane zincir çektik. Evet, burası aynı. Devam ediyor. 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 2 tane zincir. Tekrar. 1, 2 ve 3. 2 tane zincir. 1, 2 diyoruz. 2. zincire girerek 1 tane 3'lü trabzan ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çekelim. Tekrar bakalım. Şimdi gerdiriyorum. Görüntüsünü daha net görün diye. Bunu tersinden hafif buharlı bir ütüyle ütülemek lazım, ama tersinden ütülemek lazım.
Şimdi 5 zincirimizi çektik. Tekrar döndük. Yine 3 tane olan trabzanları aynı şekilde örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. Evet, şimdi ne yapıyoruz bakalım. Evet, şuradan bir tane zincir çekiyoruz. Bu üçünü birlikte kapattığımız trabzanları tam tepesine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar bir zincir çekip 3 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. İki zincir tekrar. Evet, sona geldim. İki zincir. Yine ikinci zincire batıyorum. Bir tane üç trabzan ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi bu ortayı tamamını kapatmış olduk. Sonra sırayla bunu kapatacağız ve bunu kapatacağız. Evet, 5 zincir çektim. Döndüm. Yine önce en baştaki 3 tane trabzanı yapıyorum. 2 tane zincir tekrar. 1 2 ve 3. Evet, şimdi burayı bir kontrol edelim. Evet, burayı kapatmaya başlayacağız. Evet. Şimdi şöyle alta bakarak yapmaya çalışıyorum. Aynı gitmeye çalışıyorum. Şablonda burada bir farklılık var. Şurayı sökelim arkadaşlar. Şöyle hemen size görün. Burada kapatmaya başlayacağız şu iki grubu. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine ikişerli ikişerli alarak kapatacağız. Şurada bana göre bir sıra daha olması lazımdı. Ama şablona uyalım. Şimdi buraya giriyorum. İlk üçlüyü yaptık. Yanlış olmasa ilk üçlüyü yaptık. Şimdi ikinci üçlüyü kapatacağız. Buraya giriyoruz. Bir trabzan. Tekrar doladık. İkinci trabzan ve kapatıyoruz. Tekrar doladım. Bir sonraki trabzana giriyoruz. Bir trabzanı yaptım. Bu tığ da bekliyor. Şu ortaya herhangi bir işlem yapmadan bakın buradaki üçlüye geçiyoruz şimdi. Şuraya geçiyoruz. İkisini bir alıyoruz ve üçünü birden kapatıyoruz. Böyle bir birleştirmiş olduk. Tekrar sonrakine geçtik. 1 2 burayı da böyle kapatıyoruz. 2 tane zincir. Sonra 3 tane trabzan. 2 tane zincir ve 3.'ye batıyorum. 1 2 3 tane üçlü trabzan, pardon, 3 tane değil. 1 2 3 4 5 zincir çekelim. Evet. Şimdi burayı da tamamladım. 5 tane zincirimi çektim. Bakın şurada şöyle göstereyim size. Şimdi bir tane hani buraya uydurarak yapmaya çalışıyorum hep arkayı takip ederek. Bir tane trabzandan sonra bir tane boşluk var bakın. 3 tane buraya, 3 tane buraya yapılmış. Şurada 2 zincirimiz ya da 1 2 zincirimiz vardı. Yani 2 zincir çekerek şu işlemi yapabilirdik. Sonra bu işlemi yapabilirdik. Ama grafikte benim yaptığım, yani burada yaptığımız gibi yapıldığı için buna uydum tabii ki. Değiştirmedim çünkü şu kenarları da var. Belki ona uyuyordur. O yüzden böyledir. Bilemiyorum. Grafik nasılsa ona uydum arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Buranın üzerine üçlüyü yaparak bitiriyoruz. Şöyle 5 tane zincir çektim. Tekrar döndüm.
Bir, iki, üç tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir kez tığımı doladım. Şimdi burada yine 3 tane yuvamız oldu. Bunu da aynı şekilde 2 ilmek alıyoruz. Bırakıyoruz. 2 ilmek alıyoruz. Bırakıyoruz. Tekrar. 3 tane olunca hepsini birlikte topluyoruz. 2 tane zincir. Kenardaki 3 trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Yine serelim şöyle. Evet, 5 tane zincirimizi çektik. Tekrar dönüyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz önce. 1, 2 ve 3. Evet, bu arada bir tane zincirimiz yapıyoruz. Bir zincir. Bu üçlü trabzanın üzerine tam tepesine bir tane yine trabzan, ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Ve üç tane trabzan. Evet, 2 zincir çekiyorum ve ikinci zincire batarak bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektik, döndük. Burayı şuradaki V'den daha küçük oluyor. Daha çabuk bitiriyoruz. Evet, şablona göre örersek öyle oluyor. Ama burada sanki aynıymış gibi görünüyor. Şimdi 5 zincir çektim, dönüyorum. Burayı da aynı şuradaki gibi kapatacağız. Birinci trabzanın üzerine batıyoruz. 2 ilmek aldık, bıraktık. Tekrar 2 ilmek aldık. Üçünü birlikte topladık. Şimdi bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. 2 ilmek aldım. Tığımı doladım. Direkt diğer trabzanın üzerine geçiyorum. Ortadaki trabzana hiçbir şey yapmadan. Şöyle pardon. Üçünü aldım. Kapattım. Son iki yuvayı da aynı şekilde. Bir. İki diyoruz. Kapatıyoruz. İki tane zincir. Ve ikinci zincire batarak bir trabzan. Sondaki bu 3 tane 3 tane yaptığımız trabzanı da böyle kapatmış olduk. Şimdi evet, burada yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekelim. Bir kez doladım. Burada yine 3 tane yuvamız var bakın. Burayı da 3 tane trabzan yapıyoruz tekrar. 2, 3. Kapatıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve ikinci zincire batarak bir trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi burayı bitirmiş olduk. Şu şekilde. Buranın üzerinden aynısını tekrar edeceğiz. Ama tabii ben şimdi buraya bir çalışmam lazım. Hemen buraya bakıp dönüyorum. Evet. Sanırım çalıştım arkadaşlar şu anda. Şöyle yapıyoruz. Çok belirgin değil ama anladığım kadarıyla. Şimdi burada ipimizi bıraktık. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Tığımı bir kez doladım. Buradaki boşluğa batıyorum. Ve ikili trabzan yaparak şöyle burada bir boşluk oluşturuyorum. Sonra burada tekrar bir boşluk oluş. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4,
5 tane zincir çekelim. Tekrar dönelim. Tığımızı bir kez dolayıp tam bu noktaya, zincirin dibine batıyoruz. 2'li trabzan yapıyoruz. Bakın, 2'li trabzan. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Şuradaki yuvarlığı yaptık. Şimdi bakın, en başta nasıl yaptıysak boşluk yaptık. Sonra 5 zincir çekip zincirin ortasına 3 tane trabzan yapmıştık. Şimdi 5 zincir çektim. 1, 2. İkinci zincirin içine giriyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere batarak 3 tane trabzan. 2 tane zincir. Tığımızı bir kez dolayıp yine burada da ikinci zincire batıyoruz. Bir tane. Burayı biraz daha şöyle gevşek yapalım. Üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Pardon, elim kaymış yukarılara doğru. Farkında değilim. Şöyle. Tekrar. Aynısını tekrar ediyoruz. Bakın burada şimdi. Bunu bitirdik. Aynısını tekrar ediyoruz. Şimdi alttan da göstereceğim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın burası, şurası. Şimdi bu sırayı yapacağız. Daha sonra bu sırayı, daha sonra bu sırayı. Aynı sırayla devam edecek. Şimdi şunu da yapalım. Dönüyorum. İlk trabzanın içine 2 tane. 1, 2 trabzan. Bir sonraki yuvaya 1 trabzan. 1 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 trabzan. Sonraki yuvaya 2 trabzan. 1, 2. Şimdi 2, şurada bir tığımdan ip kaçtı. Pardon, hemen onu tekrar edelim. Evet, aynı yere battık. 1 trabzan. Son yuvaya 2 tane. Şimdi 2 tane zincir. Bakın 3 tane trabzan burada. Arada 1 zincir çektik. Tekrar 3 tane trabzan. Buradan yine ikinci zincire geliyorum. 1 tane 3 trabzan yapıyorum. 5 tane zincirle geri dönüyoruz. 3, 4, 5 zincir. Şuradan hemen göstereyim şimdi. Pardon, şöyle göstereyim. Şu sırayı yaptık. Şimdi 5 zincir çektik. Döneceğiz. 3 tane trabzan yapacağız. Bu arada 3 zincir çekeceğiz. Tekrar 3 tane trabzan yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunu, aynısını tabii ki tekrar tekrar anlatmayacağım. Zaten şurayı ördüyseniz buradan bakarak, alttan bakarak yapabilirsiniz. Ama izleyerek örmek kolay gelirse videoyu başa sardırıp, aynen şuradan başa sardırıp tekrar izleyerek de bu dilimleri yapabilirsiniz. Şimdi 3 trabzanı yaptım. 3 zincir çektim. Hani buradan başlayabilmeniz kolay olsun diye burayı birkaç satırda anlatmaya çalışıyorum. 2 zincir. İkinci zincire batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Bakın, şimdi neredeyiz? Hemen onu da bakalım. Şöyle dursun. Üç zincir çektik. 3 trabzan. Şimdi dönüp 5 zincir çektik. 3 trabzan yapıyoruz. 2 zincir, ortaya 1 trabzan, tekrar 2 zincir, 3 trabzan. Bu sıradan sonra da burayı, burayı, burayı böyle sırayla gidiyor. İsterseniz alt sıraları iğneleyebilirsiniz de. Ama zaten bir dilim yaptıktan sonra ikinci dilime hiçbir yere bakmadan da rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 2 zincir çektik. Ortaya 1 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir.
ve 3 tane trabzan, 2 zincir, yine ikinci zincire batıyorum, 1 trabzan, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Evet, döndük. Burayı da döndürelim. Bakın, şuraya yaptık. Şimdi bu bir trabzanın üzerine, şuradan bahsediyorum, bir trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar ikinci yavruyu doğuruyoruz demiştik ya, onu yapıyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, hadi şunu da yapalım. Sizler devam edebilirsiniz. Ben de bunu devam edeceğim. En azından şöyle 2-3 dilim olsun istiyorum. 2 tane zincir çektik. Ortadaki bir trabzan üzerine 1-2-3 tane trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir. 1-2-3 2 zincir çektik. Bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet, şimdi böyle bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar göstereyim. Şimdi şurayı yapıyoruz. Bakın şöyle de sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 3 dolgudan saydım. 1, 2, 3, 4, 5'i bitirdik. 6'ya geçiyoruz. Buradan da takip edebilirsiniz. Evet. Umarım güzel olur. Bir sonraki bölümde tabi devamını göstereceğim sizlere. Hafiften böyle buharlı bir ütüyle tersinden doğru şöyle açarak ütülersek çok daha güzel duracaktır. Ama tabi şu kenarları da var. Kenarlarını falan yaptıktan sonra ütülemek daha güzel olur sanıyorum. Şimdi bu iple ördüğüm için tabi bu kadar büyük. Bu kenarlarını falan da yaptığımızda ölçüsünü veririm. Daha ince ipler yaparsanız burası daha küçük durur. Daha kalınlarla yaparsanız da daha kalın durur. Evet, bu ipim neydi benim? Alize Cotton Gold. Farklı farklı cotton ipler var. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Ama mesela tığ numarası 2,5'a uyan ipler olursa bu büyüklüğe erişebilirsiniz sizlerde. Şimdilik bu kadar diyorum. Devamında görüşmek üzere. Hoşça kalın.